Sensör bakımı, buji bakımı. Ayrıca daha önceden bakım yaptıklarınızı kontrol ediyorum arkadaşlar. Şurada egzantrik sensörümüzü görüyorsunuz. Tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Yağ bakımından sonra hepsini kontrol ediyorum. 10.000 kilometre oldu çünkü. Temizlemeye gerek olmadığı için yerine takıyorum. Biliyorsunuz bunlar ilk açtığımda simsiyah çıkmıştı. Onluk bir somunu var. Onu takacağım. Daha sonrasında map sensörümüze bakacağız. Map sensörümüzü de çıkardım. Bunu da tek tork 25 bir vida tutuyor. Bunu da daha önce temizlemiştik biliyorsunuz. Hafif kirli gibi. Bunu gaz yağı ve balata spreyi ile temizleyip tekrar yerine takacağım. Evet. Hava akış metremiz de tamam. Bu biraz kirlenmiş, çok fazla değil. Yuvasını da temizledim. Bunu takıyorum yerine. İlk gaz yağı, sonra balata spreyi. Şuradan havalandırma borusunu ve boğaz kelebeğine giden hortumu da söktüm. Üst muhafazanı. Bu temiz. Bu biraz kirliydi. Bunu temizledim. Uzaktan boğaz kelebeğini balata spreyiyle temizleyeceğim. Sökmeye gerek yok. Oldukça temiz görünüyor zaten. Kenarında hafifçe kararmalar var. Evet, kirli bezleri tertemiz. Biraz balata spreyi sıktım. Biliyorsunuz en son zaten bunları 4000 km kadar önce detaylı olarak temizlemiştik. Şimdi hepsini geri takacağım. Bir de bujilerimizi kontrol edelim. Onlar ne durumda bakalım. Her yağ değişiminden önce bunları size öneririm. Bir numaralı bujimiz gayet sağlıklı yanmış. Gaz yağı ve balata spreyi ile temizleyip takacağım. Problem yok. Bir de sentiline bakalım. Santeli de gayet düzgün, bozulmamış. Temizleyip yerine takalım. Tork metrem pit top modunda. PT tuşundan trace modunu alıyorum. 30 Nm ile sıkacağım. İkinci bujimiz de gayet sağlıklı. Temizleyip takacağım. Bu arada keplerini güzelce temizliyorum. Takarken bujiyi anahtara tam oturtmayın. Lokmayı çıkaramıyorsunuz. Çünkü iyice oturuyor, ona sabitleniyor, vakumluyor. Yani şöyle çok az tutacak kadar taksanız yeterli. Tamamdır. Bu arada gaz enjektör verilerinden biri çatlamış göz gezdirirken. Bunu da atlamadan geçmeyelim. Şurayı falçatayla kesip tekrar yerine sabitleyeceğim. Tüm bunlardan sonra ekstra olarak aracın altına, üstüne, sağına soluna bakın arkadaşlar. Suyu eksik mi? Su kaçıran patlak bir yerleri var mı? Açık, yanık, sıyrılmış kablolar bulunuyor mu? Bunlar sorunsuz ve keyifli araç binmeniz için çok önemli kritik noktalar. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.